Canım ne izlemek istiyorsun? Belediye bir şeyler dağıtıyor, kaos oluyor ya. Bunlardan izlemek istedim. Ne yazsak çıkar? Höşmerim, izdiham yok mu? Belediye höşmerim dağıtıyor. Ankara çorba. Oo. Ankara çorba. Çorbacı Mansur yazabilirsin. Çorbacı Mansur ya, nasıl hemen cevap verdin ya buna? Eminönü'nde bak nasıl bir intro amına koyayım. Saniye bu intro için, sadece bu intro için. Bir parça da başkanım sen al şimdi ha. Şeyle. İşte baklavanın yeme şekli böyle de. Ne zaman olacak? Ne zaman olacak? Bir saattir bekliyorum ya. Çok mu bekledin? Nasıl, tadı nasıldı sence? Güzeldi. Vallahi evet. Arkada bir korna ile gelmiş. Ya bunu bir türlü başaramıyoruz ya. Bunu bir türlü başaramıyoruz ya, çok üzülüyorum ben. Ülkecek bir tane böyle abi, sağlıklı, ya yerden topladınız da yiyebilecek misiniz? yani adam yerden baklavayı aldı abi. Yani Allah. Abi talan ettiler, yetişmiyor, baksana şuraya ne hale geldi. Düğün pastası diye baklava getirdik. Abi hayırlı yayınlar da altı çaylarını tahsen Andreas'a uyarladım bir izle, yorumlar mısınız? Hayır. Nick Bencisem diyor kilise pilav günü. Çok sert oldu ama bir... Dur bekle, tamam. Şu izleyenlerden sonra izleyeceğim. Bir. Oğlum şu adamı görüyor musun ya? Amına koyayım, NBA oyuncusu gibi. Ya abi bu fakirlikten değil ya. Vallahi yani bu... yapmayayım dedim ama. Tamam, yapacağım. Bu aç gözlük ya. Oğlum bu kaos amına koyayım ya. Abi talan ettiler, yetişmiyor, baksana şuraya ne hale geldi. Düğün pastası diye baklava getirdik.
Oo, bu çok fena. Şimdi bu fena. Bu harbi fena. Bunda var ya böyle kusarsın yani. Abi bir şey diyeceğim yani. Kazana biri düşüyordu değil mi bunda? Bunda biri kazana düşüyordu galiba, amına koyayım. Obelix var amına koyayım, kazana düşüyor. Ablacım çok büyük o şimdi. Ben iki tane kişi. Bir şey olmaz ya. Nasıl? Nasıl Mert'in? Ya abi sırf hayat tecrübesi bu, bildiğin yani survivalist olmam lazım ya. Bir de mesir macunu amına koyayım ya, mesir macunu. Vallahi ben abi versen almam ya mesir macunu. Dur daha geliyor ekstra. Kamp sandı oğlum, her şeyin izdihamı olabilir mi ya? Dur bu değil. Mesir macunu nerede? Şükür kazanın içine girmeden aldım. Neden böyle bir şeyin içine girdiniz? Bu çok şeyli olduğu için çocuğum var, rahatsız o yüzden. Zorlandınız peki alır? Yani. Bana kazanın içine giriyordum, kakıttılar. Her tarafımız macun oldu. Eve gidince yıkacağım artık. Siz de tencereyi doldurmuşsunuz. Doldurduk. Nasıl, zorlandınız oğlum, mı? Tencere amına koyayım. Mesela düşünsene, annen geliyor akşam. Okuldan dönmüşsün amına koyayım. Bir tencere mesir macunu var. Hani nasıl bir tepki verebilirsin ki buna? Diyor ki çoğunun kocasının ereksiyon problemi var muhtemelen. Büyük ihtimalle ya. Vallahi ben de onu düşünüyorum. Yani mesir macununun en büyük makarası o ya. Hani hastalara şifa, hastalara şifa. Siz bayağı bir almışsınız. Ne oldu da bayağı bir içine girmişsiniz? Allah şifalar versin. Hepinize şifalar versin. Peki kazana mı düştünüz? Ne oldu? Kazana çıktı. Kazanda falan bizi bizi yaptığı için. Yüzünüze falan bulaşmış hep. Evet. Böyle bir. Bir 100 yıl daha yaşar mısınız? Evet. Ayıp amına koyayım. Bir 100 yıl daha yaşar mısınız? Evet de yaşayabilirsin. Amcayı kalana atmışlar. Evet tamam, farklı. Sen de farklı değilsin ha. Ben yine ne amına. Oğlum adam poşetle almış amına koyayım ya. Adam 1000 poşetini daldırıp içinden almış. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu ne amına koyayım ya? Bunu ne yapacağım? Bunu nasıl yiyeceksin ya? Bunu insan eve götüremez ya. Alo, aldım 1 poşet. Ananın amı ya. Ama yani böyle bir kaos. Mesir macunu ya. Kötü de duruyor yani bu arada. Bu ne lan? Oğlum travma geldi bana bir anda bu ya. Tam sandalyesi izdihamı. Kamp sandalyesi izdihamı nasıl olabilir liraya ya? Kamp sandalyesi satacağını duyurunca iş ne? Neticede bir mağaza 20 liraya kamp sandalyesi satacağını duyurunca işler kelimenin tam anlamıyla çığırından çıktı. Ekipleri girdi. O sıcak Black Friday işte ya. Yavaş. Ne bileyim, siz niye bağırıyorsunuz anne? Kamp sandalyesi! Kamp sandalyesi! Böyle bir kamp sandalyesi açlığı mı varmış yani? Kimi ezilme tehlikesi yaşadı, kimi bayıldı. Ne zaman lan, bir sene önce. 20 lira da ucuz ha. Oğlum biri bayıldı amına koyayım. Ucuz kamp sandalyesi. Ucuz kamp sandalyesi PNG.
etmesi için izdiham çıktı. Polis müdahale etmek zorunda kaldı. Abi bu ne ya? Nasıl bir izdiham ya? Olamaz böyle bir şey. Çevik kuvvet geldi. Düzce'de bir mağaza kamp sandalyelerini 20 liradan satışa çıkardı. Kampanyayı duyanlar dükkanın önünde nöbet tutmaya başladı. Sandalyeleri kapmak... Çıkan iz... Oo, izdiham günü bugün. Oo. Burada bir düğün tepsiyi fırlatan adam var. Konudan bağımsız. Çorba izdihamını merak ettim yani. Islak bir şeyin izdihamı çorba. Şey var mı? İzdihamda iki kadın hastanelik oldu. Hastanelik olmuş. Abi herkes bir tane, herkes bir tane. Kapı daha açılmadan hücum başladı. İndirimli halı kapma yarışında izdiham... Ya bu ölücülük ya sadece. Çıktı, iki kadın hastanelik oldu. Ablayı sen ablayı. İzmir'de bir halı mağazası %70 indirim yapacağını duyurdu. Haberi alanlar saatler öncesinden kuyruğa girdi. Onlarca kişi kapının açılmasıyla içeri hücum etti. Kimi düşe kalka ilerledi. Memleketi bu hale düşürenler bir tanırım varım. Herkes bir tane, herkes bir tane. Kimi de ezilme tehlikesi geçirdi. Kimse orada. Havlu izdihamı, evet. Bedava izdihamı. Bedava halı paspas. Yorgan battaniye izdihamı. Oğlum hep oluyor herhalde bu ya. Kavanoz kapağı izdihamı. Ya sen ne diyorsun ya? Yemek yani. Künefe bu en meşhur değil mi? Ucuz kaşar izdihamı. Hiç bitmiyor ya. Lan Enes Batur bu kontenti 6 sene önce yapmış oğlum. Parantez içinde alınacak durum. Ben de YouTube'a yüklersem aynı şeyi yazayım. YouTube tayfa, videonun başlığı Enes Batur'dan çalınmıştır. Aksaray'da bir mağaza halıları bedava dağıtacağını duyurdu. Bedava da misali haberi duyan mağazaya koştu. Bedava halı kapmaya çalışan... Hep halı mı oluyor abi? Bırakmıyor adam halıyı ya. Mikrofon mu cızır diyor. Düzelmiştir şimdi. Ne rengine baktılar ne de ölçüsüne. Halılar bedava olunca kadın erkek birbiriyle yarıştı. İzdihamda yok olur burası. Bunlar 100 lira bedava değil. Lan mikrofonu susturmuyormuşum. Aksaray'da bir mağaza açılış için bedava halı ve paspas dağıtacağını duyurdu. Bedava halıyı duyanlar sabahın erken saatlerinden itibaren beklemeye başladı. Bu kadar olmaz ya. Alışveriş merkezinin kapısının açılmasıyla da izdiham başladı. Bunlar bedava değil. Burada durmayın. Bunlar bedava değil. Oğlum halı pahalı ya bu arada. Ama yani böyle bir şey görünce geri dönersin. Yani buna kapışmaya gitmezsin yani. Yürüyen merdivende kalabalık birbirini ezdi. Bir noktada hani ya sikerim alısın dersin ya. Bunlar bedava değil 100 lira. Niye bedava veriyorlar ki? Ne rengine bakan oldu ne de desenine. Bedava teyze. Sirke, baldan tatlıdır misali halıyı kapan kapıya koştu. Hediye halı bitti. Bunlar 100 lira bedava değil. Bedava dağıtılan 68 halı saniyeler içinde tükendi. Vallahi çok çalıştım ya. Halıyı aldık ama çok çalıştım. Bir tane halı aldık. Onu da zor aldık.
stok tükendiğinde mağaza sahibi ücretsiz dağıtımın bittiğini söyledi. Ancak onu dinleyen olmadı. Üstüne bir de fırça yedi. İnanılmaz. Şu alıyı almadan nasıl gitmişler, ben onu anlamadım. O alıyı nasıl bırakmışlar, o bedavi dediler. Yorgan bak oğlum. Dayı abi kim açtı, birer tane alsın bak. Ayıp ya. Zor oldu, canımız pahasına aldık. Ezilmeyi göze aldılar. Açtı birer tane. Bunlar... Bu demin birer gördünüz mü? Yok o fark orası İzmir'di. Almışsın bırak bırak. Mağaza çalışanları kişi başı bir ürün uyarısı yapmaktan yoruldu. Ablacım diyoruz kimse dinlemiyor dinlemiyor. Bak sen sorun bozuldu ha. Çareyi ürünleri tek tek dağıtmakta buldu. Efendim, kavanoz kapağı ne ya? Attı. En temel ihtiyaçlardan biri olan kavanoz kapağı da şu sıralar bir haydi revaçta. Öyle ki bir market zinciri bugün kavanoz kapaklarında %70 indirim yaptı. Fırsat bu fırsat diyen kadınlar birbirine. En temel ihtiyaç. Ablacığım ablacığım. Ablacığım ablacığım. 1 liralık kavanoz kapağı indirimde 30 kuruşa düştü, kadınlar birbirine ezdi. Sosyal mesafe yalan oldu. Bir de korona zamanı anladın mı sizin? Mesafeyi koruyun. Sosyal mesafeyi koruyun. Polise göre çocuk o kadar korkmuştuk teyzelerde içine konuşuyor. Sosyal mesafe. Bugün Show Haber WhatsApp ihbar hattına ama bırakayım sonra korona niye yayıldı ülkede? Birçok şehrinden bu görüntüler geldi. Bir zincir market kavanoz kapağı satışında indirim kampanyası başlattı. Ne bu ya, şok mu, acil ne bu ya? Tam da konserve, reçel ve turşu zamanı, ucuz kapak bulan kadınlar fırsatı kaçırmak istemedi. Sabahın erken saatlerinde kuyruğa girdiler. Market kapılarını açar açmaz da... Bu saatte böyle... Ekmek, süt almaya giriyorsun amına koyayım Bime, çok sakin. Kulaklıkla çıkmışsın evinden. Hava hafif soğuk. Müzik dinliyorum falan. Bir giriyorsun amına koyayım bununla karşılaşıyorsun kapaklara içeride. Kapaklara koştular. Bu var ya, altıma sıçarım lan derim ki yani darbe 2 galiba bu. Ne yemek takımlarını aldırdılar ne de koronavirüs riski. Abi ihtiyaç değil ya. Hatay'ın ana... Sırf şey ya, aç gözlük ya. Bu en efsanesi ya, bu fena. Oğlum bir de künefe sıcaktır ya. Bu da mor da yiyor amına koyayım alırlar diye. Kadar vardı ama uyarılar işe yaramadı. Bir de bayağı varmış ha. Künefe için izdiham çıktı. Kadın erkek, çoluk çocuk künefeyi avuçlarıyla tabaklara doldurdu. Hatay'ın ana vatana katılışının 78. yıl dönümü için 78 metre künefe hazırlandı. Ağırlığı 1,5 tondu. Önce tabaklar, bıçaklar dağıtıldı. Bak bak. Hiçbir kimse bu kadar kalabalık konser veremez. Selim diyor ki abi bulamadım ama izdihamın birinde adamın biri 3 kilogram dost yoğurt kabıyla gitmişti. O şey olabilir ya. Deminki mesir macunu olabilir o. Tepsi sıcaktı ama aldırış eden olmadı. Çok yaklaşmayalım. Herhangi bir kazaya sebebiyet vermedim. Künefenin başına geçen ayrılmadı. Tabağı aldığı künefeyi... Ya abi burada bence büyük bir sıkıntı da ne biliyor musunuz? Organizasyonda çok büyük bir problem var. Şimdi 78 bilmem ne kaç neydi bu amına koyayım 7 metrelik künefe mi kaç dediler onu unuttum. Ana vatana katılışının 78. yıl dönümü için 78 metre künefe hazır. 78 metre nedir birader ya? Abi yani bu var ya 78 metre yani apartman 2 kat olur mu yani? 1,5 ton. Ya bu kadar bunu yapmışsınız. Hani künefeyi yapmışsınız. Ona o emek harcanmış. Ya abi onu kesip paketleyip sırayla vereceksin insanlara. Hani tabakla insanlara girin siz tabakla alın dersen tahmin edebilecek bir şey. Hazırlandı. Mikrofon mu ötüyor? Bip bip. Bip bip. Bip bip.
Kabloda bir sıkıntı var ya. Bip bip. Ben zaten görgüsüzüz. 5 tane apartman ediyor. Sen de salla. Ağırlığı yersen. 1,5 tondu. Önce yersen. Tabaklar, bıçaklar dağıtıldı. 1,5 ton. Yani bıçak tabak dağıtılıyor böyle. Hadi alın. Tepsi sıcaktı ama aldı. Oğlum niye cızır diyor ya? Alo. Alo. Ha, alo. Burada mısın? Burada mısın? Beni mi kandırıyorsunuz ya? Kırış eden olmadı. Çok yaklaşmayalım. Herhangi bir kazaya sebebiyet vermedim. Künefenin başına geçen ayrılmadı. Tabağa aldığı künefeyi çiğnemeden yuttu. Biraz geriye doğru. Hadi biner hazır geriye doğru. Zippo diyor ki abi al bak data image slash peg noktalı virgül basen 64 virgül slash 9 j slash 4 a q s q z g bak yo a q yo a ba slash 2 w c a f by w f r g w f m g r g 4 c h r w a p o c h x w a 4 c h b 4 c g b w c 4 l c r j. Yeterler, 1,5 ton künefe yeter sandı ama herkes tabağı tepereme doldurunca 20 dakika sonra tatlı kalmadı. Oğlum birisi çocuğu oraya park etmiş amına koyayım, ye oğlum demiş. Çocuk oradan çatalla yiyor amına koyayım, patır kütür. Açık büfe brunch yapıyor. Sonra tatlı kalmadı. Ya, çocuk duruyor. Abi su yok mu? Burada da her iki zamana böyle bir şey olabilir mi ya? Ananı sikiyim ya. Diyor ki kurtuluş savaşı kazanıldı. Oğlum ne satıyor ki bu mağaza yani? Bu da çok fena ya. Bu çok iyi amına koyayım bu. Ya buranın tam ambiyansı aslında şöyle bak. Arkada da böyle berbat bir pop. Türkçe pop. Mix var arkada. Tam bu yani. Keyif mi? Ne
Bir de yani burası bedavaya da vermiyor ki. iPhone 11 çekilişindeki telefonun birisini ben aldım. Elimden zorla aldılar. Esma otomat banladıysa banlamamışındır ya. Geri açılır o time out. Çıkarıp yandaki arkadaşına kafasına dayayayım mı dedi. Bu arkadaşların iki... Ne? Ne bu lord? Dün akşam saatlerinde gece 12 sularında beklemeye başladım. Gündüz girdiğimiz sırada giren kişilerin içinde bekçiler de vardı. Birisini iPhone 11 çekilişindeki telefonun birisini ben aldım. Elimden zorla aldılar, üstüme çullandılar ve belindeki silahını çıkarıp yandaki arkadaşına kafasına dayayayım mı dedi. Bu arkadaşların ikisi de bekçi. Altınordu'da. Ne? Siz şikayetçi olacaksınız. Şikayetçi olacağım abi. İçeride hiçbir şekilde güvenlik önlemi almamış. Üstüme hepsi çullandı. Şahidim ben kendisinden almaya çalışan arkadaştan geri almak istedim çünkü sahibine vermek için. Ama o arada da işte gene bizim üstümüze de çullandılar. Olayın görüntüleri de zaten o an yayın yapan arkadaşlar da mevcut. Biz konuyla ilgili şikayetçi olacağız. Zaten birçok da tanığımız var konuyla ilgili. Konuyla ilgili şikayetçi olacağız kesinlikle. Benim merak ettiğim şey, bu kadar kaosun içinde o çocuğu yatırıp nasıl kafasına silah dayamışlar lan? Leysmos Bey diyor ki az önce şarkıyı soran çocuk için adı Hex King Budalin ki. Sen var ya. Buymuş şarkı. Buymuş şarkıyı. Ama bu değil de yani. Bunun beatini işte açmışız biz. Yeter. Başkentte yeni açılan yemek varsa yemek bir tane de yemek izlerim ya. Ucuz kaşar kuyruğunda. Kaşarı yarı fiyatına buldular. Alabilmek için birbirlerini ezdiler. Kalabalık da izdiham gibi bir şey. Ankara Keçiören'de kapılarını yeni açan bir market özellikle süt ve süt ürünlerinde indirim kampanyası başlatınca vatandaşların hücumuna uğradı. Sonra dükkanı sahibi böyle oturup. Lan. İmam bile gelmiş ama bakın. Şey gibi ya böyle. Bakteri koloni videoları oluyor ya. Bir anda çoğalıyor böyle. 2x alınca. Abi aslında bak tam Mr. Beast Türkiye'ye gelmesi lazım. Türkiye gelecek, stand açacak sadece. Sonra onu kontrol altına almaya çalışacak. 10 numara YouTube content yani. Piyasada kilosu 250 liraları bulan tereyağı 105 liraya, 200 lirayı bulan tulum peynir 30 liraya satışa sunuldu. Oğlum bunlar da bayağı ucuza satmış. 75 TL. Biz iki tane aldık, fazla almadık. Bayağı bir kalabalık da o yüzden. En çarpıcı indirimse kaşar peynirindeydi. Piyasada 190 liralara kadar fiyatı... Ama yani çakma kaşar diyor. Çıkan kaşar peyniri markette 100 liraya satılınca kapanın elinde kaldı. %01 falandır evet evet böyle. Peynir demek için yani. 90 lira. Piyasa da yani 140 lira, 135 lira. Fark büyük. Tabii ki %50'den fazla. Gördü o market ürünleri bu kadar ucuza satabiliyor. Kendi üretimimiz olduğu için bu ürünler enflasyonu aradan kaldırıp uygun fiyata ürün satabiliyoruz. Yetkililer müşterinin yüzünü güldüren durumu böyle açıklarken uygun fiyatlı satışların süreceğini de müjdeledi. Ama daha ilk günden market rafında bir gün gelen...